Kesici açıklama yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonrası. Tabii seçimler arefesinde, bu seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerimizi ziyaret ediyor. Dün biliyorsunuz Yeniden Refah Partisi'ndeydi. Bugün de Büyük Birlik Partimizi bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ve heyetine bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Pek çok başlıkta istişarelerde bulunduk. Tabii ki öncelikli konumuz, başlığımız deprem bölgesiydi. Deprem bölgesinde yapılan çalışmaları, faaliyetleri konuştuk. Biz kendi faaliyetlerimizi, Büyük Birlik Partisi'nin sahada yaptığı çalışmaları, Alpen Ocakları Vakfımızın yaptığı çalışmaları ve sahada gördüklerimizi kendisiyle paylaştık. Kendisi de kendi düşüncelerini, izlenimlerini bizimle paylaştı. Zaten biliyorsunuz ortak ziyaretlerimiz de oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte. Bundan sonra da tabii bizim hem müstakilen bölgeye ziyaretlerimiz devam edecek, hem yine Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte de bölgeye ziyaretlerimiz devam edecek. Tabii bölgede elhamdülillah şu anda deprem mağduriyeti yaşayan kardeşlerimizin çadır olsun, konteyner olsun, barınmayla ilgili ihtiyaçları tamamına yakın bir şekilde karşılanmış durumda. Yine gıdadır, yiyecektir, sağlıktır. Bütün bunlarla ilgili de bir eksiklik yok. Devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, bütün kurumlarımız orada çalışmalarını devam ettiriyorlar. Ama biz yine ufak tefek bize gelen talepleri de efendim işte nerede hangi noksanlık var ya da ne talep var, bunları da gördüklerimizde, sağ izlenimlerimizde kendileriyle paylaştık. Tabii ikinci gündem maddemiz, biliyorsunuz seçime gidilirken pek çok kesimimizin, toplumdaki pek çok kesimimizin talepleri var. Bunların pek çoğu çözüldü. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak milletin sesiyiz. Biliyorsunuz işte EYT'lilerin sesi olduk. EYT'liler emeklilik hakkına kavuştu. 3600 ek gösterge bekleyen kardeşlerimizin sesi olduk. Onlar kavuştu. İşte taşeron onların sesi olduk. Onlar kadroya kavuştu. Efendim işte sözleşmelilerin sesi olduk. Onlar kadroya kavuştu. Şimdi de yine toplumumuzda, tabii bir de seçim öncesi olduğu için, bir de meclis biliyorsunuz bir iki hafta sonra çalışmalarını tamamlayacak, kapanacak. Şu anda yine mağduriyet yaşadığını dile getiren kesimlerimizden gelen talepler var. İşte bunları da işte staj çıraklık mağdurları olsun, kitlerde çalışan taşeronlar olsun, efendim işte 3600 ek gösterge bekleyen işte birinci kademedeki, birinci derecedeki diyelim kamu şeflerimiz olsun, ücretli öğretmenlerimiz olsun, Fahri Kur'an kursu öğreticilerimiz olsun, vekil imamlarımız olsun, efendim işte tarım danışmanlarımız olsun, PİKDES öğretmenlerimiz olsun. Yani bütün bu kesimlerin bize ulaşan taleplerini de yine Sayın Cumhurbaşkanımızla bu vesile paylaşma ve bunları dile getirme ve bunların da sesi olma imkanını da tekrar değerlendirdiğimizi de buradan ifade etmek istiyorum. Tabii bunun bir sınırı var mı? Esasen bunun bir sınırı yok. Ama ne kadar tabii haklı taleplerden bahsediyorum. Bunlar karşılanabilirse, bunlar yerine getirilebilirse, biz de Büyük Birlik Partisi olarak buna katkı sağlayabilirsek bundan büyük memnuniyet duyacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Tabii üçüncü gündem maddemiz seçim. Sizin de beklediğiniz konu başlığı. Seçimlerle ilgili de tabii ki değerlendirmelerimizi yaptık. Biz bizdeki sağ çalışmalarını da kendisiyle kısmen paylaştık. Ve tabii ki şunu ifade etmek istiyorum. Kim ne derse desin, bize sağdan gelen çalışmalar şunu gösteriyor ki Cumhur İttifakımız seçimlerin hem Cumhurbaşkanlığı ayağını
birinci turda kazanacak. Hem de inşallah milletvekili ayağında da mecliste çoğunluğunu muhafaza edecektir. Efendim tabii milletvekilleri için listeler hazırlanıyor. Siz daha önce kendi logomuzla, kendi listelerimizle seçime gireceğiz dediniz. Fakat tabii ortak liste olmadığı durumda Cumhur İttifakı'nın kazanacağı milletvekili sayısının azalabileceğine dönük de bazı projeksiyonlar var. Bu konu gündeme geldi mi, siz hala aynı kararda mısınız? Bir önceki seçimden farklı olarak hala kendi listenizle, kendi logonuzla seçime girecek misiniz? AK Parti listesinden girilebilir mi? Tabii şunu ifade edeyim. Yani bu seçim sistemi, bu don't sistemi elbette ki birleşenlere, ortak liste, daha doğrusu tek liste altında ya da tek listede seçime katılabilenlere büyük avantaj sağlıyor. Bu bir gerçek. Yani bu hiç yadsınamaz bir gerçek. Yani öyle bir gerçek ki burada diyelim ki biz 4 parti ortak, yani tek listede seçime girdik. O zaman şu anda Cumhur İttifakı'nın %49-50 civarında oyu var. Yani 4 siyasi partinin oyu bize gelmiş olan en son ankette de, saha çalışmasında, daha bir saat önce falan gelmiş bir çalışmadan bahsediyorum. %49-50 civarında oyumuz var. Yani bu elbette ki partiler ayrı ayrı girdiğinde burada bir kayıp yaşanacaktır. Ha, dördü birden girdiğinde elbette ki bu %49-50'lik oyla mecliste %60 çoğunluk elde edilebilir. Bu güçlü bir ihtimaldir. Yani 360'ın üzerine çıkabilir Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı. Ama şu andaki karar ya da çalışma nedir diye sorarsanız, şu anda 4 siyasi partimizde kendi listelerini, ayrı listelerini hazırlıyorlar ya da hazırladılar. Ve şu anda da şu andaki durum, bizim de ki dün yeniden Refah Partisi açıkladı. Akşam Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey açıkladı. Onlar da kendi 81 seçim çevresinde kendi logolarıyla gireceği şeklinde. Tabii son durum bu. Ama biz Büyük Birlik Partisi olarak 81 ilde 87 seçim çevresinde kendi adaylarımızla girecek şekilde seçime hazırız. Bütün hazırlığımızı bunun üzerine yaptık. Teşkilatlarımız hazır. Ama şu gerçeği şuraya bırakıyorum. Yani ortak liste girildiğinde elbette ki kim ortak liste girerse buna büyük imkan sağlayacaktır. Bununla ilgili şu anda somutlaşmış bir sonuç var mı derseniz yok. Ama bu çalışmalar olmadığı anlamına gelmiyor. Elbette ki içeride simülasyon çalışmaları yapılıyor. Her partinin kendi seçim departmanları buna yönelik çalışmalar yürütüyor. Elbette ki biz Büyük Birlik Partisi olarak söylüyorum, diğer partilerimizin görüşlerine saygılıyım, fikirlerine saygılıyım. Bizim arkadaşlar önceliğimiz belli. Biz devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini önceliyoruz. Biz Doğu Türkistan'dan Filistin'e bütün Türk ve İslam coğrafyasını önemsiyoruz. Ta Avrupa'ya kadar, Avrupa Türklüğüne kadar. Bütün bunları önemsiyoruz. Ve bizim şu anda Cumhur İttifakımızın ana gayesi de budur. Ve özellikle savunma sanayisinde atılan adımlar, üretimde tok başta olmak üzere atılan adımlar, terörle mücadele, bunlarla ilgili müthiş bir yol alındı ve müthiş bir süreç var. Ben şahsen açık ve net olarak söylüyorum. Yani karşı ittifakın ihtimali çok da düşük olsa, HDP ile birlikte, PKK'nın siyasi şubesiyle birlikte kazanacağı bir seçimin Türkiye'yi kaosa daha da ilerisine götürebileceğini endişesi taşıyorum. Açıkça söylüyorum. Çünkü PKK'nın sözcüleri öyle hadsizleşti ki son dönemlerde sanki bir siyasi parti genel başkanı ya da temsilcisi gibi açıklamalar yapıyorlar. Seçimden yana tavırlarını koyuyorlar. Ve açık ve net olarak
Millet İttifakı'nın altılı masanın adayı, ki o masaya yedili masa demek daha doğru olacaktır. Çünkü HDP artık fiili olarak masada yer almasa da, resmi olarak yer almasa da fiili olarak yer almıştır. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştır. Çok açık ve nettir. Dolayısıyla da şu olacaktır. Bakın, açık ve net söylüyorum. Çıksınlar, olmayacak desinler. Ola ki bir Millet İttifakı HDP işbirliğiyle kazanılmış bir seçimde Suriye'ye yönelik harekatlar duracağı gibi oradaki askeri varlığımız geri çekilecek, kazanımlarımız kaybedilecek ve orada Amerika niye Cumhur İttifakı'nın devamını değil de Millet İttifakı'nın kazanmasını istemektedir? Çünkü başkası olacağına güneyimizde PYD olsun diyen bir Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak görmek istemektedir. Aynı şekilde Avrupa yerel yönetim özellik şartını getireceğini söylemiştir. Yani Türkiye'nin bir bölgesine özellik vereceğini çok açık ve net ifade etmiştir. Bunlar Türkiye'yi bölmektir, bunlar Türkiye'yi parçalamaktır. Kayyumların atandığı belediyelere tekrar PKK, HDP belediye başkanları atayacağını söylemektedir. O belediye başkanları durup dururken alınmamıştır. Anayasaya ve yasalara göre alınmıştır. Hal böyleyken, bütün bunlar ortadayken biz bunlar yokmuş gibi davranamayız. Normal bir seçimmiş gibi davranamayız. Özellikle ülkücü ve Türk milliyetçisi camiamıza da sesleniyorum. Bizim arkadaşlarımız, bizim ülküdaşlarımız, bizim kardeşlerimiz onlar. Öfkeleriniz olabilir, kızgınlıklarınız olabilir, kırgınlıklarınız olabilir. Ama bir tarafa devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, üniter yapısını, Türk milletini, yani Kürdüyle, Türkmeniyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle Türk milletini ve bu milletin istiklalini ve istikbalini koyacaksınız. Bir tarafa da kırgınlıklarınızı, küskünlüklerinizi, dargınlıklarınızı koyacaksınız. Ona göre karar vereceksiniz. Zaman kırgınlıklarınız, küskünlükleriniz ve öfkeleriniz üzerinden yanlış bir kararla PKK ile işbirliği yapanların yanında durarak devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklalini ve istikbalini tehlikeye atma zamanı değildir. Ve ben inanıyorum ki her bir Türk milliyetçisi ve ülkücü kardeşim, ülküdaşım sandığa gittiğinde bu duyguları, yani devletin varlığına olan bağlılığı, ülkesinin bütünlüğüne karşı olan bağlılığı ve milletine karşı olan sevgisi ağır basacak ve sandıkta Cumhur İttifakı'na evet diyecektir. Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde. Ben hiçbir ülkücü ya da Türk milliyetçi düşünemiyorum ki HDP ile işbirliği yapan, yani açıkça PKK ile işbirliği yapan, çünkü ne dedi Sayın Akşener? HDP eşittir PKK. Biz de altına imza atıyoruz. Aynen tersi. PKK eşittir HDP. Dolayısıyla da PKK'nın desteğini almak HDP'nin desteğini almaktır. HDP ile işbirliği yapmak PKK ile işbirliği yapmaktır. Hiçbir ülkücü ya da Türk milliyetçisi PKK ile ya da onun siyasi şubesi, uzantısı HDP ile işbirliği yapan ya da onun desteğini alan bir cumhurbaşkanı adayını desteklemez, bir ittifaka da evet demez. Ve dememelidir. Bizim kapımız da, gönlümüz de hem Büyük Birlik Partisi olarak hem Cumhur İttifakı olarak milletimizin her bir ferdine ve özellikle de tüm ülkücülere, tüm Türk milliyetçilerine, vatanseverlere, milletperverlere açıktır. Siz diğer Cumhur İttifakı paydaşlarından ayrı olarak AK Parti listeleri içerisinde aday olmaya nasıl bakıyorsunuz prensip olarak efendim? Şu anda gündemimizde öyle bir şey yok. Evet. Sayın Genel Başkanım. Teşekkürler efendim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Ben